Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes seni, yes seni, yes seni. Kutlama hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte evet, Fabrika Ayarı tam 3. bölümüyle karşı karşıyayız. Sevgili değerli izleyici konuklar. Evet, Hayati İnancı'nın sorulara yanıt vermiş olduğu, Bekir Deven'in sorular yönetmiş olduğu bu değerli mükemmel eserin başlık çerçevemiz bu bölümümüzdeki. Sen bir ruhun olduğunu, yalnızca bedenden ibaret olmadığını anla, ruhunu nasıl beslediğini derdine düş, dermanın gelip seni bulacaktır. 3. bölümümüzdeki başlık çerçevemiz. Evet, Bekir Dev soruyor, başlıyoruz. Hocam, İmam-ı Rabbani bedenin cevher olmaksızın varlığını devam ettiremeyeceğini biliyor. Yani beden ruh için daimi mekan değil. Ancak ruhun bedendeki varlığı bizim de kulluk serüvenimize işaret ediyor. Çünkü ruhumuzun ne kadar farkındayız, o soylu meleksi, rahmani özü nasıl ortaya çıkarırız? Hayatımda cevap veriyor. Şimdi bu zamanda günümüzde şöyle bir temel ihtiyacımız var. Biz insanı maddeden ibaret zannetmeye yanılgı çıkmış bulunuyor. Seküler dediğimiz durum bu işte. İnsanın hadi var. Sod var bir arada. O takdirde insan zaten sod var ya, ayrılınca, yani ruh insanı terk edince bütün insan hakları bilgeleri ilan hükümsüz hale geliyor. Onlarca yıl yaşadığı evde bir gece daha kalmasına müsaade etmiyorlar. Adamın acilen kabristanın yolunu tutuyor. İhmal etseniz belediye devreye giriyor ya. Bekir Deve diyor, korkmaya başlıyorsunuz çünkü hani çok kıymetli bir insan. Aynen dedi, ruhuyla kıymetli insan ruh demek çünkü. Ama biz ruhun ihtiyacını kavuşmaya, varlığını idrakten sonra başlayacağız. Önce onun varlığını bir hatırlamak lazım. Günümüzde insanın maddesi ruhunu ayrı ayrı anlayabilene, varlığını idrak edebilene evliya dense yeridir. Şeyh Galip şöyle diyor, hayat inanç göktürüyor. Zıdayı ruhu ver kim rehberi miracı uzidir. Hemişe fikri-i tamiri beden kadergil olmaktır. Evet. Hayat inanç Şeyh Galib'in dizesini söylemiş oldu. Günümüz Türkçesiyle Türkçesinden bahsediyor. Ruhu besle, yola o çıkacak. Beden boş kapsül. Bırakıp gidecek. Bütün mesaini bedenine harcarsın. Ayağı çamura çakılıp yürüyemeyen eşek gibi olursun diyor. Yani insan kendini bedenden ibaret zannedince, böyle terbiye edince, onu doyurmak, onu beslemek, onunla ilgilenmek, onu süslemek. Aman gitmez, tükenmez. Bir meşgale son yok. Ebal gibi biliyor ki sonunda toprak olacak, yani boşa çalışıyor. Elbette bunalıma girer, elbette. İşte Şeyh Galip Üstad'ın 48 mısrasının ikisi. Ey dil, ey, niye bu rütbede fürgamsın sen? Gerçi viraniysen, genci mutalsamsın sen. Bakıyorum da yüzüne asmışsın, strese dönülmüşsün. Hayırdır, ne oldu sana? Anladım, kendini bedenden ibaret sandım. O da yer çekimine tabi, devamlı yıpranıyor. Elbette üzülürsün. Sen ki sen ruhsun, kafaya bile takmazsın demek istiyor. Hazreti Mevlana'nın sözünü hatırla. Bedenin, bindiğin eşek, dizgin sendeyken ahire gidersin. Ama işi eşeğe bırakırsan ahıra gidersin. Evet, ikinci ne kadar güzel bir tabir diyerek yanıtını verdi ve hayat inanç. Şimdi değerler nasıl oturuyor yerli yerine? Beden eşekse eşeğe karşı nasıl davranılır? Acıktıysa arpasını verirsin. Hastalandıysa veteriner çağırırsın. Nalı düşerse çaktırırsın. Kirlendiyse yıkarsın.
Ama ona gazelde yazmazsın canım. Aşık da olmazsın yani. Neticede kullanacağın, faydalanacağın bir unsurdur. Ürkütücü bir haber var tamamda. Boş kapsülü bırakıp gidiyorsun. Uzaya fırlayan bir füze, boşalan yakıt tankını atıp nasıl daha hızlı gidiyor ve cevaziyet kazanıyorsa sen de beden kaybından kurtuluyorsun. Bilenler söylediler. İnsanlar cennete oturup konuşuyorlar. Bilenler söylediler ya, insanlar cennette oturup konuşuyorlar. Dünyadan ayrıntı, hatıra nakletmeyi, sohbet etmeyi severlermiş ya. Fakat dünya hayatı taşanıkla üzüntü bırakan her şey cennete giderken silindiği için. Çünkü cennete üzüntülü girmek yasak. Geriye hatırlayacak tek bir şey kalmadı. Biri demiş ki mesela, hayatı bekle. Dünyada tatlı olan bir şeyi hatırlıyor musun? Yok abi yok diyor. Dünyada tatlı ne var? Bir şey yok. Düşün düşün. En son birisinin aklına geliyor. Uyku vardı ya uyku. Ha diyor. Bak o tatlıydı. Tamam gerçekten ya o tatlıydı. Şimdi gelin düşünelim. 80 yıllık dünya hayatında uykudan başka cennette hatırlayabileceğin bir lezzet yoksa bu ne demektir? Uyku ölüme benzediği için tatlıdır. Ruh bedenden biraz ayrılıyor ya. O bak. Tamamen ayrılınca görsen lezzeti. Lezzet ruhun bedenden tamamen ayrılmasında. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Lezzet orada. Ayrılıp kendi mahiyetine dönmesinde. Ruh bedene bulandığı için kafası karıştı, kendini beden. Zannetti. Bedenin acısından acı duyuyor. Lezzetinden lezzet alıyor. Kimlik bunalımı içinde. Tam bir kimlik bunalımı içinde. Nereden geldiğini hatırlarsa ve başını kaldırırsa. İşte. Kirediye akıllı tekmiş. Evliya olmak için gelmiştim. Ölmeden önce ölmüştüm. İşte tam o da. Peki develiye sonuyor. Soruyor. Peki az önce bedenin ihtiyaçlarını saydınız ya hocam. Yıkayacaksın, yemini vereceksin. İlgileneceksin, süsleyeceksin. Birazcık da ruhun ihtiyaçlarını ruh hizasından bahsedelim. Diyelim ki biz bu satırları, bu sayfaları okuduk. Evet, bizim için bir pencere açıldı. Sadece bedenden ibaret olmadığımızı, gözlerimizin kenarlarındaki karışıklıkların aslında hiç de umursamayacak şeyler olmadığını fark ettik ve ruhumuzu beslemeye azmettik. Bu azimle yola çıktık. Nereden başlayacağız? Nereden başlamalıyız? Hayat inanç cevap veriyor. Kestirme cevap diyorum. Ruhun gıdası namaz. Ruhun namaza o kadar ihtiyacın var ki. Bektaşi'ye demişler. 40 gün namaz kılsan artık vakit bildikçe için tır tır eder namaz. Vallahi hep kılarsın. Sen de 40 gün bir terk et bakalım. Bir daha yaklaşabiliyor musun? Onu hatırlamak işte bugün burada var. Ruhun gıdasını almak, yar etmek. İnsanın bir tabiatı var. Sevdiğini anlar, andığını sever. Namaz da onu anlattı. Sistematize edilmiş. Şartları belirlenmiş. Şekli, zamanı, miktarı ayarlanmış biçimde anlattı. Ve almanın lezzeti hiçbir şeyde yok. Aşıklar bunu çok iyi bilirler. İsterler ki hep bir yardan bahsedilsin. Hep o sevgili konuşulsun. Leyla sözünün olmadığı yerde Mecnun kısmı yani aşık sıkılır. O yüzden ister ki herkes Leyla'ya meftun olsun. Böylece gittiği her yerde o anısın. Evladını kaybeden bir anne, evladını kaybetmiş bir anneyi arar derdini dökmek için. Allah dostları da Allah dostlarını alır. Arar. Bulunca Allah dostları da Allah dostlarını arar. Bulunca sürür, bulur, neşe bulur. Konuşmalarına da gerek yoktur. Onunla ferahlar. Namaz bize bu konuda muazzam bir teselli ve ikram. Bekir de veli soruyor. Yani sen bir ruhun ol, yalnızca bedenden ibaret olmadığını anla. Ruhunu nasıl besle, derdine düş.
derman gelip seni bulacaktır. Öyle mi? Hayati inanç bulacaktır dedi ve Bekir de veri ardından soruyu yöneltiyor. Bir soru daha. Senin özel bir gayret sarf etmene gerek yok. Yok yok diyor Hayati inanç. Öyle çok telaşa gerek yok. Bekir de veri yeter ki bu derdi çek. Evet, Hayati inanç da ona geliyor. Yeter ki bu derdi çek. Ey insanın bu kadar da bir gayreti, düşüncesi, tefekkürü olmalı. O kadar da olmalı insanız. Yoksa ye, iç, çiftleş, kazan, biriktir yediklerini, tahliye et ve dünyadan ayrıl. İnekten ne farkın kaldı? İnek de bunu yapıyor ya zaten. Hatta senden daha kaliteli yapıyor. O konuda çok da başarılıdır ayı. İnsanı utandırır. Bizim oralarda bir zehirli mantar var. Çok sevilen ve çıntar adı verilen tatlı manzara mantara benzer. Şekli benzediği için yanlışlıkla zehirli mantarı yiyip ölenler. Ölmeseler de hastaneye düşenler oldu. Tarih bu. Fakat zehirli mantarı, tatlı mantar ısıran bir tek teşekkür yok. Onlar değil. Yani yemede içmede sen hayvanı geçemezsin. Sen, senin üstün olduğun saha o değil. Sen kalp ile, ruhaniyet ile, sos vare ile insansın. Zaten oranın farkına vardın ve orayı bir de beslediğin zaman çok tatlı bir şey olduğu için sarhoş edici tesirini hemen görürsün. Neşvedar diyor ya, neşvedar hayret izliydi. İşte bu artarak devam eder. Ruhunu rahatsız eden her şeyden de günahtan, isyandan sıkıntı duyar kaçar. Pis koku gelmeye başlar. Ruh oradan kaçar. Yani şimdiki halinde Hayati inanç lezzetli geldiği halde günahtan zorla kaçıyorsa, o hal geldiğinde, o hale kavuştuğunda günahın pis kokusundan rahatsız olup peşin peşin kaçar. İstemez ki işlesin. Bekir Develi diyor. Ne kadar güzeldir. Bir süre sonra senin mücadele etmene de gerek kalmayacak. Yazılım olmadı. Böyle yüklenecek. Hayat inanç ona göre yüklenecek. Bekir Develi. Madem sohbare dedik. Sohbetin başından dedik. Öyle devam edeyim. Cenab-ı Hak sohbareyi yükleyip seni gönderiyor ve senin de bunu günde 5 defa güncellemen gerekiyor. İşlevsel olsun. Doğru ifade ettim mi hocam? Hayat inanç. İşlevsel olsun. Çok güzel. Güncelleme hoş bir tatlı. Bu kadarına ihtiyacım var askeri izliği. Hayatın devamı için bu kadarı elzem. Burada ihmal etmek, ihlal etmek cidden büyük gönül suç olur. Sevgili seni çaya davet. Sevgili. Gel oturalım 2 dakika sohbet edelim demiş. Sen de insan halinde. Adam sen de demiş. Bu büyük bir suçtur. Bu gönül suçu. Böyle aşık mı olur? Seven nasıl kırılır? O halde o davet. Evet kıymetli giderek icabetle karşılamalı. Evet. Fabrika Ayarı'nın 3. bölümümüzün sonuna denk geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için cidden çok teşekkür ediyorum. İzlemişsinizdir umarım. İzleyenler adına çok büyük bir teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Like'larınızı eğer beğendiyseniz like. Götürün. Kendiniz bilirsiniz. Canınız sağ olsun. Nasıl bilirseniz öyle yapın. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan demiş olduğum gibi yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Uğurluyoruz.